Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız Orjinal Matematik Yayınlarının 2023 ayette soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlarda 9. şerifte kalmıştık. Son iki testimiz biliyorsunuz. 9. şerifte çözümlerini de beraber yapalım isterseniz. Şimdi 9. testimizin ilk sorusunda en büyük derece terimlerin katsayıları eşit. Px ve Qx polinomlarının sıfırlarından oluşan kümeler A ve B olsun. Yani A ve B kümelerinin o zaman ikişer tane nesi vardır? Sıfırı vardır. Peki ve kesişimleri bir olduğuna göre demek ki birer tane de kökleri ortak. He. Ve birleşimleri de 1, 2, 3. Demek ki atıyorum A'da 1, 2 varsa B'de de 1, 3 var. O zaman P polinomu x eksi 1, x eksi 2 gibi. Q polinomu da x eksi 1, x eksi 3 gibi. Yani bir elemana ortak 2 A kümesinde 3 de B kümesinde gibi düşünelim. Tamam mı? O zaman cıma. Şimdi bu P polinomu, bu Q polinomu en büyük derece terimleri de eşit. Atıyorum buralara A'lar koydum. Bakın ne istemiş? Oran istemiş. O zaman bunu buna oranlayacağım. Ve eksi 1'i yazacağım. Eksi 1, aha bu arada işte ikisinde de x eksi 1 olduğu için, ikisinde de A olduğu için birbirini götürecek. Eksi 1 yazdım. Yukarısı kaç yaptı? Eksi 3. Alt tarafı eksi 1 yazdım. Kaç yaptı? Eksi 4. O zaman P eksi 1 bölü Q eksi 1 ne olabilir? 3 bölü 4 olabilir. Peki hocam. Sen böyle yaptın ama yukarısı x eksi 3 alt tarafı x eksi 2 barındırsaydı o zaman burası ne olacaktı? Üst taraf 4, alt taraf 3 olacaktı. O zaman neydi? C şıkkı bizim olabilir. Yani mantık şu. Bir kökü ortaksa, yani bir kökü derken bir ikisinde de ortak kökse onlar birbirini götürecek. 2 ve 3'ü yukarı aşağı dağıtacağım. Bir öyle yapacağım, bir böyle bakacağım. Şimdi mesela bir değil de iki ortak kök olsun. Yani buraya 2 yazalım. Olur mu? O zaman burası 1, burası 2, 3 olsun. Bakın böyle olabilir. Şimdi birden ne istiyordu? P-1. Eksi bir, bir kere bunlar gidiyor. Eksi 1 verdim üst taraf. Eksi 2. Alt taraf eksi 1 verdim. Eksi 4. Ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Hocam ben bunları yer değiştirsem 2 de olabilir. O zaman B ve D şıkları olabilecek ihtimaller. Şimdi biz ne yaptık? 1'i ortak kullandık. 2'yi ortak kök diye kullandık. Bir de ne kaldı? 3 mü kaldı? O zaman ikisine de ne yapalım? 3'ü yazalım. Üst taraf x eksi 2. Alt taraf da x eksi 1 olsun mesela. Şimdi x, şunlar yine birbirini götürdü. X'e eksi 1 verirsem üst taraf eksi 3, alt tarafı eksi 1 verirsem eksi 2. Ne geldi buradan? 3 bölü 2 geldi. 3 bölü 2 de olabilir, 2 bölü 3 de olabilir. 2 bölü 3 olduğuna göre 3 olamayacaktır. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir birinci soru için? Edine gelecektir diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Diyor ki QX polinomunda her X gerçel sayısı için QX eşittir QX X. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Ben bunu nereden hatırlıyorum? Çift fonksiyonda hatırlıyorum. Bu arkadaş normalde çift fonksiyon. Hocam polinomlarda çift çift polinom var mı? Yok. Ama sonuçta polinomlar da çift yani polinomlar da bir fonksiyon türü. Yani üniversite sınavında da öyle. Şimdi soru aslında fonksiyon sorusu. Tamam mı? Ama adam size cümleyi fon polinom diye kuruyor. Niye? Çünkü benim ifadem bu şekilde olduğu için. Mesela buna gidip de bir fonksiyon demiyor da polinom diyor. Yani bu çift fonksiyon kavramını biz polinom içinde de istersek kullanabiliriz. Peki nasıl olması gerekiyordu? Kuvvetleri çift olması gerekiyordu değil mi? Çift fonksiyonların. O zaman ve soruda bize demiş ki şurada Px polinomu Qx polinomu karesine eşit. İşte bakın ikinci derecen bir fonksiyonun karesini aldığınızda dördüncü derecen gelir. Evet. Şimdi o zaman bizim Qx'imiz ax kare artı b gibi bir ifade. Bunun karesini aldığınızda o oh, burada a'lar b'ler var salladım mx kare artı n gibi olsun. Tamam mı? Bunun karesini aldığınızda bu gelecek. E mantıken tamam bak bu neyin karesinden gelir? 2x karenin karesinden gelir. Bu neyin karesinden gelir? 2'nin karesinden gelir. Yani ya eksi olacak ya artı olacak. Bizim qx'imiz böyle bir şey olmalı ki karesi de p de eşit işte olsun. Şimdi şöyle düşündük. Şunu şöyle yaptık. Şunu şöyle yaptık. Şunu da şöyle getirdik. Şurası eksi artı. Yani ne oldu? 4x üzeri 4 eksi artı çarptık kaç yaptı? 4 bir tane daha geldi. 8 x kare artı 4 geldi. Şimdi bakın burası okey. Burası okey. O zaman buradaki a değeri kaçtır? Eksi artı 8'dir değil mi? Peki. x küplü bir ifade olmaz. Zaten çift bir fonksiyonun kuvvetini aldığınız zaman yine ne olacaktır? Çift olacaktır. O zaman b'si ne geldi? 2a geldi. E buradan da ne geldi? Eksi artı 16 geldi. Vatandaş ne istiyor? değerler çarpımı. O zaman eksi 16 ile artı 16'yı çarparsanız kaç yapar? Eksi 256 yapar diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Şimdi dik koordinat düzlemi üzerine 9 özdeş dikdörtgen çizilmiş. Özdeş. O zaman kısa kenarları, uzun kenarları isim vermek lazım. A, A, B, 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 B A. Değil mi? B, A, A şeklinde. Dik koordinatının üzerine 9 eşit falan filan. Başka spin olan ikinci polinomu sıfırları a ve b noktalarının apsisleri O zaman bir tane kökü ne oldu? 2b artı a. O zaman ben bu şöyle diyeceğim. x eksi a eksi 2b. Polinomu yazacağım ya şimdi. x diğer kökü de b'ydi. O zaman o da şu gelecek. O da ne geldi? 3a 3b. x eksi 3a hatta x eksi 3 parantezinde a artı b desek Sıkıntı olmaz. Başka sayısı da 1. Tamam. O zaman bizim Px polinomumuz bu. Polinomumuz sabit derimi yani x'e 0 verdiğimde eksi parantezinde a artı 2b ile eksi eksiler birbirini götürdü. Artı oldu. 3 çarpı a artı b. Bu ikisinin çarpımı neye eşitmiş? C noktasının ordinatına. Yani 2a artı 2b. Hmm, güzel. A artı b'ler karşılıklı gider. O zaman a artı 2b 3'ü buraya bölüm olarak atarsak 2 bölü 3 yapar. Şimdi A artı 2B ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı. Bizden ne istiyor? P2 bölü 3'ü istiyor. Peki, 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 peki. Şurası ne? Bak A artı 2B. Bak şuraya dikkatli bak. A artı 2B. Burası. Yani x eksi 2 bölü 3 mü burası? Evet. x eksi bilmem ne bilmem ne. Bak kurnazlığa bak. Ne sormuş? P 2 bölü 3. E sen 2 bölü 3 yazınca x'e ne koyacak oraya? 0 mı olacak? Yani doğru cevap ne gelecek? Ceyhan gelecek. O kadar uğraştık dinlik gibi A'yı B'yi bulmaya çalışmaya çalışırsan o zaman biraz ne olacak? Devreler yanacak. Peki bakalım geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda diyor ki PX sıfırları birbirinden farklı iki sayma sayısı olan ve en büyük derece terimin katsayısı sayısı 1 olan en büyük derece terim katsayısı sayısı 1 olan ikinci bir polinom PX. PX polinomu sıfırına oluşan küme tanımlanıyor. Peki şimdi demiş ki e, a p x eksi 1 yani şimdi p x polinomu x eksi a x eksi b olsun. P 0 24'müş. Yani 0 verirsek ne geldi? a çarpı b 24 geldi değil mi? Bu arada birbirinden farklı sayma sayısı sıfırları. O zaman 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6 ihtimallerim. Şincik. Bizim ifademiz bu. Diyor ki px eksi 1. O zaman x yerine x eksi 1 yazarsak x eksi a eksi 1 olacak. Değil mi? Buraya da x eksi b eksi 1 olacak. Bir de x eksi 3 yazarsak x eksi a eksi 3 x eksi b eksi 3 oldu. Diyor ki bir tane ortak kök çıkacak diyor. Bak diyor ki kesişimleri bunun köklerine baktığınızda ve bunun köklerine baktığınızda bir tane ortak kök olacak diyor. Bu arada A'nın B'nin olma ihtimalleri kaç? Bu arkadaşlar. Şimdi bunun 4 diyor bizim A'mız. O zaman bunun kökü 3'tür. B 26 ise bunun kökü kaçtır? 6. Yanlış söylemiyorum değil mi? 4 ise yok burası 5'tir özür dilerim. Şimdi B 6 ise eksi 7'den bunun kökü 7'dir. Şimdi şuna geçelim. Bir alttakine e, 4 verirsem bunun kökü 7'dir. 6 verirsem bunun kökü 9'dur. Bakın birer tane ortak kök geldi. O zaman bizim ifademiz A'sı 4, B'si 6 olacak şekilde olmalı. Diğerlerini denediğinizde bunların hiçbiri oluşmuyor. Mesela bir örnek verelim. Mesela 2, 12'yi deneyelim. 2 verirsek buradan 3 geldi. 2 veris Şimdi 12 verirsek burası 13 geldi. Şimdi buraya 2 verirsek bunun kökü 5 gelecek. Buna 12 verirsek bunun kökü kaç geldi? 15 geldi. Hiç ortak kök gelmedi. Dediğimiz gibi şu şekilde. O zaman bizim px polinomumuz x eksi 4 x eksi 6 Neredeydi P? bizim px polinomumuz? Buradaydı. Baş katsayısı da 1'di. Değil mi? En büyük derece terim katsayısı da 1'miş. O zaman px polinomun katsayılar toplamı deyince biz neyi bulacağız? p1 bulacağız. 1 verirsek eksi 3, 1 verirsek eksi 5 çarparsa kaç yaptı? 15 yaptı diyebiliriz. Bu da 4'ün sorumuzun çözümüydü. Peki dikkatli olmakta fayda var. Kendimiz burada bir üretkenlik sağladık açıkçası. Zor soru. 5. Baş katsayısı 2 olan 3. eden bir px polinomu sıfırları birbirinden farklı mnk yani x eksi m x eksi n x eksi k. Başındaki katsayı da kaç abicim? 2 mi? Bu da bizim neyimiz? px polinomumuz. Peki bakalım şurada dursun. mnk birer pozitif tam sayı ve p1 eksi 16. Şimdi bir verdim. Bu arada MNK nasıl sayılar? Birbirinden farklı MNK sayıları var. MNK birer pozitif tam sayı. Şimdi ben x'e 1 verdim. 1 eksi m. Değil mi? 1 eksi m. 1 eksi n. 1 eksi k. Şimdi eksi 16 eşitse 2'ye böldüm. Burası eksi 8. Şimdi mnk pozitif sayılarsa ve bunun sonucu negatif geliyorsa o zaman ve farklı olduğuna göre değil mi birbirinden farklılar. O zaman mesela atıyorum burası eksi 1 olsun, burası eksi 2 olsun, burası eksi 4 olsun. O zaman m buradan kaç gelsin? 2. n buradan kaç gelsin? 3. k kaç gelsin? 5. Ve böylece ne yapmış olalım? P 6'yı bulmuş olalım. 2 çarpı ne yapıyoruz? 6 yazıyoruz. 6 m 2 ise buraya 4 geldi. Şimdi ne yazıyoruz? 6 yazıyoruz. N'si kaç? 3. O zaman buraya kaç geldi? 3 geldi. Ne yazıyoruz? 6. K'sı kaç? 5. O zaman buraya kaç geldi? 1 geldi. Bunları çarparsak ne yapar? 12, 24 gelir diyebiliriz doğru cevap için. Yani 5'in sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Geldik testimizin son sorusuna. 6. soru. Şimdi bu şekilde ne yapmış? Bir polinom grafiği vermiş. Başka aslesi 1'dir demiş. Bakın px, p-x birbirine eşit yani çift fonksiyon. Yani A diye bir kökü varsa eksi A diye de bir kökü var. Bir okuyalım düzgün. Dik koordinat düzleminde grafiğin bir kısmı verilen her x gerçel sayısı için gerçel katsayı ve baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bakın derece veriyor. O zaman A ile B pozitif tam sayı P pb P B 0. O zaman x eksi A diye x eksi B diye çarpanlarım var. Aynı zamanda şimdi P A şu mantıkla P eksi A da 0'dır. O zaman bunun x artı A diye de bir çarpanı var x artı b diye bir çarpanı var. Başka sayısı içinde 1 demişti. Değil mi? Nerede? Burada 1 demişti. P4 değeri aşağıya hangisi olabilir demiş. Bu arada bunları x yerine 0 verirsek 36'yı kullanalım. 0 verdiğinde ne oldu? A kare b kare 36. O zaman a çarpı b kaç geldi? 6 geldi. Ya da eksi 6 geldi ama fark etmeyecek. Çünkü hani öbürlüsü de, de var, bu, o türlüsü var, bu türlüsü var. P4 değeri aşağıya hangisi olabilir demiş. O zaman A çarpı B 6'ymış. Bu arada sayıları ile ilgili bir yorum yapmış mı? A ile B pozitif tam sayıymış. O zaman iki ihtimal var. Ya 1, 6 değil mi? Ya da 2, 3. O zaman x eksi 2, x eksi 3, x artı 2, x artı 3. Şimdi bizim ifadelerimiz bunlar. Doğru. P4'ü bulmak istiyoruz. O zaman P4 ne yapar? X yerine 4 vereceğiz. 4 verdim 2. 4 verdim 1. 4 verdim 6. 4 verdim 7. Oldu mu? Oldu. Şimdi biz ne kullandık? 2 3 kullandık. 42 84. Var mı çıktılarda yok. O zaman 1 6 değil de pardon 2 3 değil de 1 6'yı kullanalım. O zaman burası x eksi 1 olsun, x eksi 6 olsun, x artı 1 olsun, x artı 6 olsun. 4 verdim 3, 4 verdim eksi 2, 4 verdim 5, 4 verdim 10. 3, 15, 150, eksi 300. O zaman doğru ne geldi? Adana geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun cevabıydı. Ve böylece polinomlarda 9. şeritte tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.